Herkese merhaba arkadaşlar 5 Ağustos Çarşamba İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 8 tane koşunun olduğu bir yarış programı var arkadaşlar. Bir tane altılısı olacak İstanbul programının. O da 3. koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak. Yine ben her zaman olduğu gibi takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle arkadaşlar 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip attığınız ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz programında koşacak arkadaşlar. Dediğim gibi 3. koşuyla beraber saat buçukta İstanbul'da 6'lı başlayacak handikap 16'da dişilere ait bir grupta 4 yukarı Araplara 2100 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben özellikle 10 numaralı Turbo'nun Gülü e, Atlı Safkan'dan etkili bir yarış bekliyorum. Mehmet Salih Çelik'le beraber start alacak olan bu Safkan'ın son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Ben mesafe uyumunun olduğunu düşündüğüm Safkan'ın. Aynı zamanda kilo avantajı da var elinde. E, ben bundan faydalanacağını düşünüyorum. Yetenekli aparantisi Mehmet Çelik Çelik'le beraber e, ben e, eğer ki önlerde e, yarışı ilerletirse sonlarda yapacağı etkili sprintiyle ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. İlk şans safkanımdır arkadaşlar. 10 numara turbonun gülü Mehmet Salih Çelik de beraber benim şanslı olmasını beklediğim safkan olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda ya da rakip noktasında arkadaşlar özellikle 8 numara uçanmaz. Furkan Yüksel beraber değerlendirilmeli. Yine bu Safkan'ın son dördüncülüğü başarılıydı. 14.ki yarışını zaten kazanmıştı. Son dördüncüde yarışın hemen hemen her yerinde e, ön grubun yanında olan Safkan yarışını güzel bir yerde dördüncüde tamamladı. Ben etkili koştuğunu düşünüyorum. Yine uygun kilosuyla beraber kendisini tanıyan jockey Furkan'la beraber etkili olacaktır. Değerlendirilmeli. Daha sonrasında 3 numara Şeker Sultan. Her ne kadar son iki yarışta istenen koşulları yapamamış olsa da kaliteli Safkan'ın e, ben özellikle mesafeye sevdiği düşündüğünde etkili bir yarış yapacağım düşünüyorum. Aprant indirim alan Safkan Enver Şimşek ile beraber şanslıdır arkadaşlar. Burada bir de sürpriz arama noktasında ben Berson Ateşi'nden enteresan bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Aslında uzun süredir takipatlarımdan biri bir türlü istediğim çıkış yapamadı ama Uygun kilosuyla beraber bu vak Burak, Burak Averbak da zaten sever böyle sürpriz yapmayı denenebilir arkadaşlar. Sürpriz noktasında günün ilk ayağı için bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Ben dediğim gibi özellikle 10 numara Turbonun Gülü adlı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 8 ve 3 diyorum. Sürpriz arama noktasında da 11 numara safkanı günün ilk ayağı için arkadaşlar şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağı Made in bir koşu. 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe sentekli izleyeceğiz. Burada yine 14 tane safkan start alıyor. Burada kağıt üzerinde iki tane safkan çok ön plana çıkıyor ki bunlardan ilki arkadaşlar 10 numaralı Winner Gist al olacak ki Uskökan Kocakaya ile beraber X startında bir beşincilik yapan safkan etkili formunu koruyor. alıplarında etkili bir yarış, etkili işler yapmış safkan. Kazanmaya yakın gibi gözüküyor ki zaten orijin olarak da çok önemli bir safkan. Anne baba bir önemli bir kardeşi var. Gazi dördüncülüğü yapmış. Victor Sors gibi önemli grup yarışları kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Böyle bir kanatlığından gelen safkanın da etkili bir yarış hayatı olması beklenir. Yani içinde bu safkanın meydana veda edebilir arkadaşlar. Dediğim gibi ilk startında da zaten oldukça favori gösterilen bir safkandı. İstenen yarış yapamamıştı. Ama bu yarışı kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Gökhan'la beraber ilk şanslı safkan olacak. Rakibi noktasında 9 numaralı Raul, Saadettin Polrazla beraber start alacak olan bu safkanın ilk üçüncülüğünü ben çok beğendim. O yarışın tekrarlaması durumunda yine bu grubu hakimiyet sağlayabilir. Güzel bir safkan arkadaşlar. Ee, güzel bir e, aksiyonu var safkanın yarış içinde. Çok beğenmiştim ben Raul'u. Notları manasına aldığım bir safkandı. Ben iyi bir koşu bekliyorum bu da. Burada 10 ve 9 numara safkanlar gruptan bir tık ayrılıyor. Yani bu iki safkan arkadaşlar sanki bu grupta bir tık önde gibi gözüküyor. Ee, ben rakip noktasında birkaç tane safkanı değerlendireceğim. Özellikle 6 numaralı Hoçvanlı'yı. Gökhan Gökçe ile beraber. 2 numaralı Bay Mete'yi Ayhan Kurşun ile beraber şanslı görüyorum. Hatta 12 numaralı Ball of the Low Halis ile beraber. Yine 14 numaralı Speed Rock Mehmet Kaya ile beraber geniş kuponlarda bence yazılması gereken safkanlar arkadaşlar ama özellikle 9 ve 10 numara safkanlar dediğim gibi gruptan bir tık önde duruyor. Bu iki safkanın etkili güzel bir koşu gelecektir günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağında şartlı dörtte koşacak dört yaşlı Arapları izleyeceğiz. burada 1300 metre mesafe sentikte koşacak olan bu safkanlardan 13 tane safkan start alıyor. Burada ben özellikle yine 2 numaralı Can Sekli abiden çok bahsedeceğim ki son yarışta size verdiğim bir safkandı tek önermiştim. Beni de yanıtmamıştı. Güzel bir yarış yapmıştı. Kolay bir birincilik elde etmişti. Çok sevdiğim güzel bir safkan. E, önde istediği tempoyu kurması durumunda birçok grubu arkadaşlar rahatı da geçebilecek bir karaktere sahip. Özellikle bu mesafeyi çok iyi koştuğunu düşünüyorum. Yani için ben bu grubu kendisini tanıyan Aprantis ile beraber kazanmasını bekliyorum dediğim gibi. Etkili bir yarış yapacaktır. Kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Sonlarda etkili sprint ile gelmeye çalışacak olan bir numaralı Candar Bey Halis ile beraber değerlendirilmeli yine. Her ne kadar form durum istenen seviyede olamasa da 3 numaralı Duman Gökhan Kocakaya idaresinde denenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu safkan uzun süredir kötü koşuyor. beklenen bir türlü veremiyor. Birçok alt grupta da ben çok önermiştim size Duman'ı ama istediğimiz yarışı yapamamıştı. Yani için yine Gökhan'la beraber geniş kuponlarda şans verilebilir ama özellikle arkadaşlar 2 numara dediğim gibi Jansek Lav'den etkili bir yarış bekliyorum hatta kazanmasını bekliyorum. Rakibinin de bir numaralı Candar Bey olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar ağır kilolu olsa da Halis'te beraber şanslı olabilecek bir safkan arkadaşlar. Geniş kuponlarda yine duman gibi safkan da değerlendirilebilir günün 3. ayağı için. Günün dördüncü ayağı Handikap 22'de koşacak. 4 yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. E, altı tane safganı start alacağı bu koşuda son dört yarışını kazanarak gelen ve çok da iyi form yakalayan 4 lastik mumeri arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmaya yine yakın. E, büyük İhtimalle yarın AGF'de çok üstlerde göreceğimizi düşünüyorum ben bu safkanı. O yüzden de ben yanına at yazmayı doğru buluyorum arkadaşlar. İkramiyeyi farklı bir noktaya çekme açısından. Ben burada son yarışında kilo dezavantajı da yarışan... Önde de çok fazla e, rakibiyle beraber bu edip e, istenen yarış yapamadığını düşündüğüm 5 numaralı Alvins'i Hışman'la beraber değerlendirmek istiyorum. Yine 2 numaralı Farilyalı eğer ki e, koşarsa çok enteresan yarışlar yapabilen çok kaliteli bir safkan. E, her ne kadar ağır kilolu da olsa Ahmet Çelik'le beraber değerlendirmeli bu mesafede yine şans verilmeli. Üç numara Trey Fontaine son yarışlarında sınıf atladı. Safkan çok enteresan yarışlar yapabiliyor. Nurettin Şen'le beraber yine şansı vardır. E, ben bu safkanları geniş kuponumda arkadaşlar değerlendirmeye çalışacağım. Dediğim gibi 4 numara Lastik Power'in çok çok AGF'de üstlerde olacağını düşünüyorum. Eğer çok AGF'de göremezseniz üstlerde arkadaşlar alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz ama yüksek bir AGF'de çıkarsa ben yanına muhakkak at yazacağım. En azından sürpriz arama şansımızı ya da ikramiye dediğim gibi Farklı bir noktaya çekme açısından 4 numaralı lastik Mori'yi yıkmak doğru olacaktır diye düşünüyorum günün bu 4. ayağı için. Arkadaşlar günün 5. ayağına geldiğimizde ise e, Nayme koşusu var ki grup 2'de koşacak dişilere ait 4 yaşta Arapları 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. E, burada 11 tane safgan start alıyor. Burada ben bir tane safgandan bahsedeceğim ki zaten bu safganda da yarın için kuponumu yalnız bırakacağım. Bu da 3 numaralı aynı şan olacak. Çok beğendiğim bir kıtrak. Zaten bu grupta bu, 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 tarz bir grubu arkadaşlar. Defalarca geçmiş bir safkan. Mesafesinde koşuyor. Yarın için ben etkili binicisi Halis'le beraber daha doğrusu kendisini tanıyan binicisi Halis'le beraber kolay kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu grubu defalarca geçti. Birçok kez bu gruba çok hakimiyet sağladı. ben yarın için de bu dişi rakiplerine geçilmeyeceğini düşünüyorum. Rahatlıkla kolay birincilik yaşayacaktır. 3 numaralı aynı işlem arkadaşlar. Halis beraber günün 5. ayağında arkadaşlar geçilmez diyorum. Rahatlıkla İstanbul programı için yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Gün arkadaşlar son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe senetlikte izleyeceğiz. günün yine zevkli geçmeye aday koşullarından biri. Günün en kalabalık koşusu zaten 18 tane safkan start alıyor. Burada yine kağıt üzerinde birkaç tane safkan ön plana çıkıyor ki bunlardan ilk arkadaşlar ben özellikle 2 numaralı Polar Star'dan etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkan ee, özellikle son yarışında çok tutuluyordu. O gün yüz üzerinde Gökhan Kocakaya vardı ama uzun mesafeden etkilendi bence. Ben daha böyle orta mesafe yarışlarının daha etkili koşabileceğini düşünüyorum Safkan'ın. Ki bugünkü mesafe uygun olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle 2 numaralı Polar Star'dan yarın için etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. İlk şanslı Safkan'ım olacak. Rakibi noktasında altıma Etopyalı. Yine özellikle sentetiği sevdiğini düşündüğüm safkanı Hışman'la beraber şanslı görüyorum. Daha sonrasında her ne kadar ağır kilo olsa da kaliteli safkan 3 numaralı Yuvaldi Gökhan Kocakaya idaresinde muhakkak kuponlarda değerlendirilmeli. Burada bu 3 safkan bende bir tık önde yani 2, 6 ve 3 numaralı safkanları bir tık önde tutuyorum arkadaşlar ama rakibi noktasında da e, katıldığı 8 sentetiğin 6'sını tabel içinde yer bulan bir numaralı ağır kasırgası sentetik performansı ile dikkatimi çeken bir safkan olduğu sürpriz şansın olduğunu düşünüyorum. Çetin Taş da beraber değerlendirilmeli. Büyük ihtimalle çok AGF'de aşağılarda kalacaktır. Bu safkanı geniş kuponlarda muhakkak yer verelim. Yine 7 numaralı Regamur. E bu safkan güzel bir apron yavrusu ki son yarışını şimdi uzun mesafede etkili bir yarış yapması bekliyordu ama istenen yarış yapamadı. Ama sentetik yarışlar her zaman başarılı safkanın muhakkak denenmeli etkili koşacakları Gökhan'la beraber ben yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan olacak. Arkadaşlar tekrardan sıralamayı vereyim son ayak için. Özellikle 2 6 ve 3 numara safganlar diyorum. Sürpriz noktasında da 1 ve 7 numara safganları günün son ayı için arkadaşlar şanslı görüyorum İstanbul programı için. Arkadaşlar İstanbul'la ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safganlar, iyi koşmasını beklediğiniz safkanlar muhakkak eklemeye çalışalım. Şimdiden herkes arkadaşlar İstanbul programı için bol şans diliyorum.